Çocuk sahibi olmayı erteleyenler öncelikle bir defa yumurtalık rezervine baktırmak durumundalar. Acaba yumurtalık rezervleri beklemek için yeterli mi? Eğer rezerv düşükse gerçekten erteleme işini bir tarafa bırakmalarında fayda var. İkincisi, bazı hastalarda evli olmayabilirler bu hastalar. Bunun için yumurtalık dokusunun dondurulması, yumurtaların dondurulması, evli iseler embriyoların dondurulması gibi yöntemler var. Maalesef yumurtalık dondurması, yumurtalık dokusunun dondurulması işi çok rutin uygulanan bir iş değil. Türkiye'de de çok az yerde uygulanıyor. Yumurtaların dondurulması konusunda da şöyle bir problem var. Maalesef şu andaki yönetmeliklerimiz yumurtaların dondurulmasına sosyal nedenle izin vermiyor. Ancak eğer bir kanser tedavisi görecekseniz veya yumurtalıkların alınması gibi bir durum varsa, böyle bir endikasyon varsa, bu durumlarda yumurtaların dondurulması söz konusu olabilir. Ancak yönetmelikler sosyal nedenle dondurmaya şu an için izin vermiyor. Dolayısıyla yapılması gerekenler, eğer evliyseniz ve çocuk doğurmayı istemiyorsanız belki embriyo dondurulabilir. Bekarsanız ve evlilik yakın gibi durmuyorsa yumurtaların dondurulması konusunda gündem takip edilebilir, yönetmeliklerin değişip değişmediği. Çünkü bu konuda bir takım çalışmalar yapıldığını ben biliyorum. Erkeklerde de spermlerin dondurulması söz konusu olabilir. Bu konuda da yönetmelikler biraz zorluyor ama özellikle kanser tedavisi görecek hastalar, radyoterapi alacak hastalar, bu hastalar bu dondurma işleminden yararlanabilirler.